2500 yıl önce yazılmış bir kitabı düşünün. 2500 yıl önce yazılmış bir kitabı elinize alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Ama 2500 yıllık o kitaptaki bütün anlatılanları hala yapılması gerekiyor şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Ve 2500 yıldır bu kitapta yazılanlara hiçbir devlet, hiçbir hükümet ulaşamıyor. Bir kitap var dediğim gibi. 2500 yıl önce yazılmış bir kitap. Kitapta felsefi bir kitap ve çok fazla konudan bahsediliyor. 10 parçaya bölünmüş. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap diye devam ediyor ve her bir parçasında karşılıklı oturan iki kişi belli bir konuyu düşünüyor, tartışıyor, doğrusu ne diye bulmaya çalışıyor. Para ne işe yarar? Başta bu soruluyor. İki kişi birbirine soruyor. Para ne işe yarar? Hadi bunu konuşalım diyorlar. Sonra adalet nedir diye konuşmaya başlıyorlar. İyi nedir? Kötü nedir? Bir ülke nasıl yönetilmelidir diye konuşuyorlar. Ardından mutluluk neyle birlikte gelir? Mutluluk nedir? Eğitim nasıl olmalı? İnsanlar nasıl yaşamalı? Gibi insanın aslında kendisine sorması gereken, toplumu yüceltmesini sağlayacak sorular bunlar aslında. Ve dediğim gibi 2500 yıldır bunları parça parça yapan ülkeler olmasına rağmen hiçbir kişi kitaba tam olarak ulaşamıyor. Bir şekilde yapamıyorlar. Kitabın iyi tarafı ne dersek, kitabın iyi tarafı şu. Kitap toplam 370 sayfa. Ama 370 sayfayı birkaç saatte ya da bir günde okuyamıyorsunuz. Neden diye sorarsam ya da sorarsak. Kitap okumaya başladığınız anda size bilgi vermeye başlıyor. O iki kişi, konuşan iki kişiyi siz dinliyorsunuz. Biri orada konuşuyor, biri orada konuşuyor ve siz karşınızda dinliyorsunuz ikisini birden. Ama kitabı o kadar yavaş okumanız gerekiyor ki anlamalısınız. Öyle bir anda okuyayım diye yapamıyorsun. Çünkü bilgi bombardımanı altında tutuyorlar sizi. Durmadan bir bilgi geliyor size. İkisi konuşuyor, bir şey tartışıyor, siz oradan öğreniyorsunuz. Doğrusu buymuş diyorsunuz. Başka bir şey konuşuyorlar, siz yine öğreniyorsunuz. Doğrusu buymuş. Ya da mantıklı olan buymuş diyorsunuz. Böyle böyle kitabı benim tavsiyem, nasıl okuyacağınıza tavsiyem şudur. İki kitap, iki kitap şeklinde okuyunuz. Zaten iki kitap yaklaşık 70 sayfa ile 100 sayfası arasında değişiyor. Ya da 50 sayfa arasında değişiyor. Mesela ilk gün iki kitabını okuyunuz. Sonra ikinci gün diğer iki kitabını okuyunuz. Ama okurken de şöyle yapıyorsunuz. İlk gün iki kitabı okudunuz ya. Orada ne geçti diyelim. Doğruluk nedir? Eğrilik nedir? Adalet nedir? Bunlar geçti. İlk gün siz bunu okuduktan sonra, onları dinledikten sonra kendiniz bir düşünün o gün bunu. Yani kendi fikrinizi de oluşturmaya çalışın. Sadece onlara inanmayın ya da onların dediklerini kabul etmeyin hemen. Sonra diğer iki kitaba geçin. Öyle öyle 10 kitaptan oluştuğu için 5 günde bitirmenizi tavsiye ederim ben. Kitap ne diye gelirsek kitabımız tahminler olabilir ki şöyle söyleyeyim. Tahmin edebilenler aşağıya yazsın. Şu anda 12 Ağustos'ta diyelim. 12 Ağustos'ta dolar 7 oldu. Ve ben bu kitabı Twitter'da hükümetin, devletin başındaki insanların okuması gereken kitap diye tweet attım. Şimdi aşağıya yorumlarınızı yazın. Kitabı gösteriyorum. Kitap tahmin edenler çıkarsa aşağıya yazsın. Kitabımız Platon'un Devleti. Şimdi Platon ve Sokrates'i bilirsiniz tabi. Sokrates cezalandırılıyor devlet tarafından ve zehir içerek hayatına veda ediyor. Tabi Sokrates gibi zamanının bir filozofunun bu şekilde ölüp gitmesi, cesaretli bir şekilde ölmesine Platon çok tuhaf karşılıyor. Kendine yediremiyor. Nasıl olur diyor. Sonra yıllarca tabi ilmin peşinden, bilimin peşinden giderek, felsefenin peşinde durmadan giderek, o yolda kat ederek bir gün bu kitabı yazıyor. Kitap Sokrates'le karşısındaki birkaç kişinin tartışması şeklinde geçen bir kitap. Felsefe. Ama kitaba size önermen dediğim gibi çok fazla bilgi içermesidir. Ama felsefe diye korkmayınız. Neden? Çünkü kitabı nasıl hayal etmeniz gerekiyor? Şu şekilde söyleyeyim.
Ben size bir şey soruyorum ya da bir şey anlatıyorum. Siz de bana bir şey anlatıyorsunuz. Böyle diyorum ki ben size diyorum mesela ya o doğru değil, doğrusu bu. Ondan sonra siz bana diyorsunuz doğrusu bu, seninki değil. Bu şekilde iki kişi tartışıyor kitapta. Felsefi bir kitap olmasına rağmen rahat okunabilecek bir kitap, kolay bir kitap. Yani kolaylıktan kastım çok fazla felsefi terim yok. Hatta neredeyse hiç yok. Ama iyi bir kitap. Devlet nasıl yönetilmeli? İnsandaki doğru anlayışı, iyi anlayışı, ahlak anlayışı gibi konulara, ki çok fazla konulara değinen bir kitabımız var. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kesinlikle her insanın okuması gereken bir kitap ki bu insan, normal bir insan da olabilir, hükümetin başındaki insan da olabilir, devletin başındaki insan da olabilir. Bütün insanların okuması gereken 2500 yıl önce yazılmış bir kitap. Okumak isteyen herkese iyi okumalar dilerim.